Bütün bu tedavileri yaptık, ilaç tedavilerimizi de yaptık ama orta kulak problemi geçmedi veyahut da geçti ve tekrarlıyor. O zaman şöyle bir şeyimiz var. Eğer bir kulakta 6 ay içerisinde 3 defa enfeksiyon tekrarlıyorsa ya da 1 yılda 4 defa aynı kulakta bir enfeksiyon tekrarı varsa artık onu ilaçla tedavi etmekten bir adım öteye gitmemiz lazım demektir. Bu da cerrahi yöntemle tedavidir. Yani Öztaki kanalı olan, Öztaki kanalı tıkalı olan kulağın rahatlatılması. Bunun için de ventilasyon tüpü dediğimiz kulak zarının üzerine yerleştirdiğimiz, burada görüldüğü gibi çok küçük havalanmayı sağlayan, orta kulakla dış ortamın basıncını eşitleyen makara tarzında kulak zarının üzerine yerleştirilen tüplerle çocuğun yeniden kulağındaki basıncın ortadan kaldırılması, Öztaki kanalı üzerindeki basıncın ortadan kaldırılması, orta kulaktaki sıvının temizlenmesi işlemi yapılır. Buna ventilasyon tüpü takılması diye isim verilir. Bu işlem yapılırken hem orta kulaktaki birikmiş olan, bazen su kıvamında olan, suya yakın akışkanlığı olan sıvı temizlenir. Ama bazen orta kulakta, özellikle gecikilmiş vakalarda, orta kulakta bakıldığı zaman ciddi oranda mukoid dediğimiz sümüğün daha koyu kıvamında bir materyalin olduğu görülür su yerine. Hatta bunu aspiratörle tutup da çektiğiniz zaman lastik gibi uzadığı görülür. Artık neredeyse katılaşmaya yakın bir geçiş gösteren, sıvıdan katıya geçiş gösteren bir yapıdır bu. Onun için çok da geç kanılmadan orta kulaktaki bu materyalin dış alınmasında fayda vardır. İşte bu Öztaki kanalının sıkıntısını ortadan kaldıran ventilasyon tüpüdür. Bu tüpü taktık. Ne bekleyeceğiz? Genellikle 6 ay ile 8 ay arasında tüp kendiliğinden %80 vakada atılır. Atılmadı, ne yapacağız? 1 yıla kadar bekliyoruz. 1 yıl oldu, kulak zarı iyileşti. Son 2-3 aydır hiçbir problemi yok. O zaman tüpü yine anestezi altında koymuş olduğumuz tüpü yine anestezi altında çıkarıyoruz. Çünkü tüpün zaten şu çapı, en uzun noktası 11 mm. Burada gördüğünüz şu minicik şeyin çapı zaten 2 mm gibi bir boyutlarda. Onun için bu ancak mikroskop altında, mikro cerrahidir aslında. Mikroskop altında ve genel anestezi altında yapılması gereken bir iştir. Ama bazen bu tüp kendiliğinden dış kulak yoluna atılmıştır. Biz dış kulak yolundan onu ofis ortamında da anestezi vermeden rahatlıkla alıp dışarıya çıkabiliriz. Tüpü taktık, kulak iyileşti ama 3 ay, 6 ay sonra tekrar kulağında aynı problemlerle geldi. Yine tedavi verdik, yine çözemedik. Ne yapacağız? Yine tüp takacağız. Bu sefer tüp aynı tüp olabilir, bir üst basamak tüp olabilir. Bunu tamamen hekim kendi tecrübesine göre belirleyip takmaktadır. Tüplerinde çünkü bir sürü çeşidi var. Hangi kulağa, hangi aşamada, hangi tüpü takacağına hekim karar veriyor burada. Tüp deyince tek bir çeşit tüp yok yani. İkinci tüp takıldı. Yine aynı periyotlarla izlemeler devam ediliyor. Her 2 ay 3 ayda bir çocuk görülüyor, tüpün ağzı tıkanıp da erkenden atılmasın diye. Süresi dolunca tüp çıkarılıyor. Yine izleniliyor. Çocukların %80'i ilk tüp takışından sonra bir daha tüpe ihtiyaç duymaksızın iyileşirler. Ama %20'lik bölüm ikinci, üçüncü tübe gidebiliyorlar. Hatta %3-5'lik bir kısmı da kalıcı, geç kalındığı için çoğu zaman kalıcı tüpe gidebiliyorlar. Yani kalıcı tüp çocuğun duymasını sağlıyor. Zarın ama iyileşmesini çok fazla beklemiyoruz. Oradaki amacımız 12 ile 14'lü yaşa kadar, çocuğun kulak gelişiminin tamamlanmasına kadar kulakta kalıcı hasarı önlemek ve de 12-14'lü yaşlarda tüpü çıkararak o günün şartlarında hala ihtiyaç varsa daha ileri cerrahilere yönlenmektir.